Akademi Fikir Sanatları Atölyesi'nin ikinci dönemine hoş geldiniz. İlk programımız Profesör Doktor Hüsamettin Arslan hocamız da olacaktır. Programımıza geçmeden önce hocamızın özgeçmişini size okumak istiyorum. Sayın Profesör Doktor Hüsamettin Arslan 1956 Ordu Mesleği doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Tarih bölümünden mezun olmuştur. Yakın çağ Türkiye tarihi alanındaki yüksek lisans tezini aynı bölümde yapmıştır. Doktorasını İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde genel sosyoloji ve metodoloji alanında bilgi sosyoloji ve bilim sosyolojisi alanında yapmıştır. İki tane telif eseri vardır. Bunun yanında birçok da çevirisi bulunmaktadır. Kendisi halen Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde bölüm başkanlığı yapıp aynı zamanda profesörlüğünü devam etmektedir. Sosyal bilimler ve politika başlığıyla hocamızı sahneye davet ediyoruz. Ve doçent doktor Bengül Güngörmez hocamızı da sorularıyla buraya davet ediyoruz. Tamam, şimdi yeter 10 dakika makineye batırıyorum. Önce ben selam vereyim de cümleten selamlarım. Ben de bir selam vereyim. Hoş geldiniz diyorum sevgili öğrencilerimiz ve değerli hoca arkadaşlarımız. Bugün burada Hüsamettin hocanın kendisinden hem hayat hikayesini hem de kendi entelektüel gelişimini dinleyeceğiz. Ben onunla ilgili ilk anımı anlatarak biraz da hazırlık olsun, heyecanımız dinsin. İlk anımı anlatarak başlamak istiyorum. Üniversite birinci sınıftaydım. İlk dersti. Sınıfa girdim ve bir sıraya oturdum. Arkadaşlarla falan yavaş yavaş tanışmaya başladık. Beklerken kapı açıldı ve kapıdan bir adam girdi içeriye. Bıyıklı bir adam. Salonda tahtanın önüne doğru yürüdü ve ilk sözü şu oldu. Doğru diye bir şey yoktur, doğrularımız vardır. Ben o anda bu ilk cümleyi duyduğumda, hocanın bir de yumuşak bir sesi var. Ya bu tuhaf sesle adam ne diyor acaba dedi. Hiçbir şey anlamamıştım birinci sınıfta. Ama sonradan anladık ki gerçekten her dersinde bizim zihnimizdeki genelleşmiş yargıları yıkan bir hoca olduğunu zaman içerisinde anlamış olduk. Bugün benim öğrencilik hayatım, uzun bir öğrencilik hayatım oldu. Öğrencilik hayatımın hemen hemen pek çok evresinde hoca üzerimdeki emeğini ben burada söylemek istiyorum. Çok şey borçluyum kendi entelektüel gelişimimde Hüsamettin hocama. Bugün de aynı üniversitede meslektaşı olarak beraber çalışıyoruz ve buna da seviniyorum. Bence bir öğrenci hocasına olan borcunu itiraf etmelidir, söylemelidir. Çünkü bu bir saygı aynı zamanda. Eğer hocasına saygılı olmazsa bir insan, ona da hiç kimse saygı duymaz. Yani zamanı gelince onun da öğrencileri olur ve o öğrenciler de ona saygı duymazlar. Bu böyledir ve ben burada hem üzerindeki emeği için kendisine teşekkür ediyorum. Kendi hayat hikayesiyle ilgili sorular ben hazırladım. Fakat araya soru alabileceğiz. Arada size dönüp sorunuz varsa size söz hakkı verebilirim. Böyle biraz daha interaktif olsun, sıkılmayalım aynı zamanda. Ben inanıyorum ki hocamızın hayat hikayesi aynı zamanda bize Türkiye'nin bir panoramasını da verecektir. Hem siyasi hem toplumsal. Müsaadenizle ilk soruyla başlayayım istiyorum. Ordu'nun Mesudiye ilçesinde doğdunuz. Çocukluğunuza dair ilk hatıranız nedir?
Mesela hiç yaramazlık yaptınız mı? Evet. Biraz heyecanlıyım yani. Belki konuştukça heyecanımı yenebilirim. Çocukluğumdan çok şey var hafızamda. Hafızamın güçlü olduğunu düşünüyorum ve bazen de keşke güçlü olmasaydı bu kadar diyorum. Çünkü acılarımızın kaynağı hafızamızdır. Unutanlar, hemen unutanlar daha çabuk mutlu olabilirler. Ama hafıza dediğim şey de nedense mesela binlerce gülücüye, kahkahaya tanık oldum. Milyonlarca kez kendim güldüm, eğlendim ama hafızamda onlar yoktur. Sadece acılar var. Hayat böyle. İnsan güzel zamanları unutuyor ama acıları unutmuyor. Benim çocukluğumun ilk hatıraları diyeyim. Çok var tabii yani. Hiç unutamadığım hatıram. İlkokul 3. sınıftaydım ve annem düşük yaptı ve ölü doğdu çocuk, 7 aylıktı ve onu dışarıda bir tahtanın üzerine koydular ve yıkadılar. Ben de büyüklerin bacaklarının arasından ona baktım ve ağladığımı hatırlıyorum. Bu sahneyi hayatım boyunca hiçbir zaman unutamadım. Unutmuyorum. Ben çok kardeşli bir ailemin çocuğuyum. 7 kız 3 oğlan. Kızlarla büyüdüm desem yeridir. Annem yere şiiteler sererdi ve bütün çocuklar aynı hizada asker gibi yatardı. Çok çocuklu ailede doğmanın, çoğalmanın avantajları var. Avantajları hep kolektif yaşamak ve her şeyin oyun olması. Benim çocukluğumda çok çocuk olunca yemek yerken oynardık, yatarken oynardık, kalktığımız zaman ve her zaman oynardık. Bazen öğrenciler çok güldüğümü söylüyorlar, gülen bir adam olduğumu. Bu gülen adam olmamın nedeni çocukluğumun hep oyunla geçmiş olmasıdır. Bundan dolayı da çok mutluyum. İyi hissediyorum. Bazen daha yaşlandığımda da mutlu bir yaşlı olacağımı düşünüyorum. Yaşlanınca da insanlar çocukluklarını gibi oluyorlarmış. Böyle olduklarını düşünüyorum. Evet, şimdi bu kadar şey yapalım. Evet. Biraz da eğitim sürecinden bahsedebilir misiniz? İlk ve ortaokul nasıl geçti? Bir de mesela insan öğrencilerin hayatlarında unutamadıkları öğretmenler vardır. Sizin hiç unutamadığınız bir öğretmeniniz oldu mu bu süreçte? Bir de şunu sormak istiyorum. Çocukların unutamadığı, küçükken okuduğu ve unutamadığı kitapları vardır. Sizin hiç öyle bir kitabınız var mı? Varsa hangisi? Evet. Benim doğduğum zamanlarda, erkek çocukların torpilli oldukları zamanlardı. Annem bana anlatır. Ben doğmasaydım babam annemi boşayacaktı. Boşayacakmış. Çünkü benden önce doğan erkekler ölmüşler ve dolayısıyla erkek çocukları yaşamıyor diye babam da yeniden evlenmeye karar vermiş. Ben doğduğum zaman annem çok mutlu olduğunu söylüyor. Dolayısıyla ben erkek çocuktum ve herkes beni severdi. Dedem, ninem, geniş aileydik, kız kardeşlerim, mahalledekiler, herkes beni severdi. Herkes beni severdi. Dolayısıyla çok sevilen bir çocuk, torpilli bir çocuk olarak büyüdüm. Benim zamanımda kızları okutmak çok zordu. Bir de 7 kız babam köy yerinde okutamazdı. Bir de köylüler geleneksel değerlerimize bağlı zorlar. Dolayısıyla bu yüzden de okutamazlardı ve babam
bütün yatırımını bana yaptı. Annem okuma yazma bilmez. Babam ilkokul diplomasını sonradan aldı. İlkokul diplomasını aldığı sınavda babama öğretmenler kapı nedir diye sormuşlar. O da bilmiyorum demiş. Bilmiyorum demiş. Halbuki kapı isimdir demesi gerekiyormuş diye bilgi sorusu sormuşlar. Ama yine de babama diploma verdiler. Babam Latin harflerini böyle öğrendi ama Arapça harfleri ya Kur'an harflerini köy imamından öğrenmişti ve önce Kur'an okumayı öğrenmiş. Daha sonra Latin alfabesini öğrendi ve bizim evde bir tane kitap vardı. Başka kitap yoktu. Onu orada duvardaki tereklerden birinde en yüksek yere koyardı babam ve o kitap doğal olarak Kur'an-ı Kerim'di. Benimce Kur'an-ı Kerim'le tanıştım. Yani hayatta gördüğüm ilk kitap Kur'an-ı Kerim'di. Babam perşembe günleri Kur'an-ı Kerim'i açardı ve yüksek sesle okurdu ve biz de çıt çıkarmadan dinlerdik. Aslında çıkaramazdık yani. Çünkü babam çok otoritesinin belli denmeyen adamdı. Dövmez ama yani kaşlarını çatsa ve öksürse her şey tuzla buz olurdu ve çok çocuk olduğu için o kadar çocuğu ancak böyle zapt edebiliyordu ve hepimiz dinlerdik. Babam Kur'an-ı Kerim bitene kadar dinlerdi. Fakat babam beni hep okuyanlara gıptayla baktı ve kendisi okuyamadığı için oğlumu okutacağım diye kendi kendine söz verdi. Bana söylemedi ama işte arkadaşlarından sonradan duyuyordu. Dolayısıyla okuma işi konusunda benim üzerime yatırım yaptı. İlkokula gittiğim zaman 5 yaşında gittim ve 5 yaşında kayıtsız olarak okula gittim ve 5 yaşında okumaya başladım. 5 yaşın sonunda babam elimden tuttu, o sahneyi de unutmuyorum. Bana o zaman ilkokul çocukları asker şapkası giyerlerdi, terekli şapka, bir de terekli şapkam vardı. Elimden tuttu babam ve öğretmenin odasına gittik, Kemal öğretmen, adını da unutmuyorum, Kemal öğretmen odasına gittik. Kemal öğretmen orada karneyi doldurdu. Bütün bölümlere fikri yazdı ve verdi. Dışarı çıkınca babam aferin oğlum. Bunu hatırlıyorum. Kemal öğretmeninden sonra bir ilkokul öğretmenim oldu ve ilkokul öğretmenim Ahmet Beyli, hayatımı belirleyen hoca. Yani okumamın gidişatını belirleyen hocam aslında ilkokul öğretmenimdir. Ya babamın bende emeği var. Annemin de emeği var. Fakat ilkokul öğretmenim belki de üniversite hocası olmamı bile belirlemiştir. Çünkü okuyan bir adamdı. Ve bize çok emek verdi yani. 5 tane sınıf vardı ve 5 sınıfa bir tane hoca vardı ve aynı odadaydık. Biriler burada, ikiler burada, üçler burada, dörtler, beşler böyle otururduk. Ve küçük bir kitaplık yaptı ilk defa okula ve o kitaplıktan çocuk kitapları okumaya başladım ve bir tane çocuk kitabı okumuştum. O çocuk kitabında şimdi tek onu hatırlıyorum yani. Resim vardı. Resimde küçük bir kız tarlada koşuyordu. Tarlada çiçek doluyordu. Yanında küçük çocukla koşuyordu ve o sırada bir şarkı söylüyordu kız, küçük kız. Şarkının sözleri de şöyleydi. Es rüzgar es, al götür şapkasını Konrad'ın. O şapkasının peşinden koşsun, ben de çiçeklerimi toplayayım. İlkokulda okuduğum kitaplardan hatırladığım şey bu yani. İlkokul öğretmenim sosyalist bir hocaydı. Sosyalizm kelimesini ondan duydum. Sosyalizm kelimesini. Mesela ilkokul durumuna rağmen 27 Mayıs darbetini anlatırdı ve Menderes'i yerin dibine batırırdı. Ona inanırdı. Menderes ayında yani darbeci olduğu için, darbeyi de sekildiği için habire Menderes anlatırdı bize. Kendi de politik biriydi, sosyalist biri. Cumhuriyet gazetesi okurdu. Komünizm kelimesini de ilk gün ondan duydu.
komünizm kelimesini duyduğum zaman eve gittim ve baba komünizm nedir dedim. Babam dedi ki söyleyeyim oğlum dedi. Evlisin dedi. Bir işte çalışıyorsun dedi. Sabah işine Allah'a ısmarladık diyorsun, işe gidiyorsun. Sonra akşam geliyorsun, bakıyorsun ki kapıda bir şapka asılı. Aa diyorsun, evde başka bir erkek var, karının yanında. Ben de başka bir eve gideyim diyorsun ve sen de bir başka eve gidiyorsun ve şapkanı oraya asıyorsun. Komünizm bu durumdadır. Ben bazen geriye dönüp düşünüyorum. Yani biraz önce dayaktan bahsetti hocam. Beni babam hiç dövmedi. Hiç dövmedi. Ama ilkokul öğretmeninden çok dayak yedim. En küçükken yediğim dayak ilkokul öğretmenimdir. Yani hakkını ödeyemem. Hiçbir zaman, her zaman teslim ederim. Ama bazen karşılaştırıyorum ve biz modernlerin ön yargıları olduğunu düşünüyorum. Eskiler çocuklarını döverler. Geleneksel insanlar, eski insanlar çocuklarını döverler. Modernler dövmezler diye bir ön yargımız olduğunu düşünüyorum. Benim babam neredeyse orta çağdan kalma bir adamdı ve beni hiç dövmedi. İlkokul öğretmeni. Ama çok çalışkan bir öğrenci. Biraz çalışkandım. Bir kusurum vardı. Kusurum çok burnuma kaydı. Çok sümüklüyüm. O kadar sümüklüyüm ki mendil de yoktu o zaman kültürde ve biraz mideniz bulanabilir. Burnumu koruma silerdim. Anneme derlerdi ki burnum burnu akıyor derlerdi. Annem de burnu akmıyor, zekası akıyor derlerdi. Evet, salondan da soru alabiliriz bu dönemler için. Merak ettiği bir şey olan sorabilir. Sanırım daha yok. Neyse, yavaş yavaş. Şimdi ilk ortaokul süreci ve lise süreci var. Lise sürecinde bildiğim kadarıyla bir meslek okuluna gittiniz. Öğretmen okuluydu galiba. Burayla ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bir anınız, bir yaşadığınız bir olay. O dönem Türkiye'nin hangi dönemine denk geliyor siyasi olarak? Benim ilkokulda okuduğum dönemde ne söylüyorsunuz? Ben 1956'da doğdum ve bizim evden ilkokula giden 3 tane öğrenci vardı. 2 tane kız kardeşim vardı. Üçümüz okula giderdik. Ben Menderes dönemi ve Marshall yardımının Türkiye'ye aktığı dönemlerdi ve ilkokullarda öğrencilere ilk defa süt tozu dağıtıyorlardı. Ben süt tozu zamanına denk geldim ve 3 kardeş olduğumuz için diğer öğrencilere göre en çok süt tozunu biz alırdık. Bir de portakal dağıttılar. Hayatımda ilk kez portakalı ilkokulda hoca dağıttı ve 3 kişi olduğumuz için de çok sayıda portakal çıktı ve portakalları eve götürdük ve evde portakalları annem soydu, kabuklarını biz çocukları yakamıza aksesuar olarak taktık ve günlerce sokakta dolaşmıştık yani. Öyle hatırlıyorum. Benim doğduğum zamanlarda köylerde yol yoktu, elektrik yoktu. Ben çırayla ve şimdi filmlerde var el feneri, gaz lambasıyla. İlkokulda hayatımda ilk kez bir test sınavına, test Türkiye'ye yeni geliyordu ve köyde de öğretmen yaptı ve bütün öğrenciler içinde en yüksek not aldım test sınavına. Sonra yatır okul sınavına girdim, kazanamadım. İstanbul'a gittim. İstanbul'da köyde ortaokul olmadığı için İstanbul'da Çağlayan Ortaokulu'nda okudum. Akrabaların yanında okudum. Güzel zamanlardı. Şimdi o okulun yakınında İstanbul Adliyesi var, Çağlayan Adliyesi var. Ben orada okudum. Birinci sınıfı hiç unutmuyorum. Birinci sınıfta hocalar sınıfa sınava girerlerdi ve sorarlardı. Bu sınıfta en çalışkan kim? Bütün sınıf bağırırdı.
Hüsamettin. Hüsamettin en çalışkan. Mesela Bahar Özbek vardı, biyoloji hocam. Beni tahtaya kaldırdı, sözlü sınav yaptı ve sorduğu bütün soruları bildim ve masaya vurdu. Pes Hüsamettin dedi. Pes. Tarih hocalarının adı da Herodot olur genellikle. Tarih hocamız kaldırırdı ve ondan da bütün soruları bilirdi. Ortaokulu bitirdim, yatır okul sınavlarına girdim ve öğretmen lisesini kazandım. Çapa öğretmen lisesine. Çünkü öğretmen olmak istiyordum. Çünkü anlıyorum ki ilkokul öğretmenim Ahmet Bey'i beni dövmesine rağmen çok sevmişim ve öğretmen olmak istemişim. Çapa Öğretmen Lisesi'ni kazandım. Benim kazandığım sene doğudan batıya, işte doğudan batıya öğrenci değişimi yapıldı ve Çapa Öğretmen Lisesi'nden 50 kişi Tunceli Öğretmen Lisesi'ne, Tunceli Öğretmen Lisesi'nden de 50 kişi, onlar da doğru çocuklardı, Çapa'ya gönderdiler. Kura çekildi ve işte kader torbasını elimi uzattım. Tecelli kağıdım karalı çıktı, Tunceli'ye gittim. Tunceli'de 3 sene okudum. 100 sene okudum ve 3. sınıfta sınıfımızda kavga çıktı. Ben kavgaya yer almadığım halde öğretmen sınıf, öğretmeni diyordu bir öğrenci, öğretmene vurdum. Yer almadığım halde hoca benden de şikayetçi oldu ve beni Kırşehir Öğretmen Lisesi'ne sürgün ettiler. Tunceli'den giderken arkadaşlarım vardı. Yakın okulda arkadaşlık çok güçlüdür. Yani anne baba sevgisi, anne babaya aktaramadığı için insan ilgilerini arkadaşlarına aktarıyor. 20-30 kişilik bir arkadaş grubu otobüsün önünden bana Tunceli'den ayrılırken el salladılar ve Elazığ'a kadar ağladım. Ondan sonra da üniversite sınavına girdim. Hacettepe Üniversitesi'ne. Hacettepe tarih bölümünü seçtiniz. Acaba lisede tarih hocalarınızdan mı etkilendiniz? Niçin tarihi seçtiniz? Size nasıl bir tarih anlatıyorlardı? Bugünden baksanız ne söylerdiniz? Evet. Her çocuk gibi ben de işte ilkokulda, lisede öğretmenimden de bahsettim. Aslında öğretmenim bize sınıfta resmi ideolojiyi anlatıyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi ideolojisini. İlkokul hocam resmi bir solcuydu. Biz onlara resmi solcu diyoruz. Devlet solcusu. Yani devletin resmi ideolojisini benimsemiş olan solcular anlamına geliyor bu. İlkokulda işte anlattım, resmi ideolojiyi anlatıyordum. Liseye gittiğim zaman, lisede Tunceli Lisesi'nde edebiyat dersinde İstiklal Marşı'nı işliyorduk. İstiklal Marşı'nı işlerken Mustafa Zeybek adında da, hocaların adını da çekiyorum. Zeybek adında bir hocamız vardı, edebiyat hocamız. Çok iyi bir edebiyat hocasıydı. Fakat ben orada medeniyet dediğim tek dişi kalmış canavar şeyine takmıştım o zaman. Dolayısıyla hoca medeniyeti överken ben de Mehmet Akif'in şiirinde böyle söylüyorlar dedim. Hocaya karşı çıktım. Hoca yanıma kadar geldi. Onun bir de ses tonu, tavrı vardı. Bağırarak kravatımdan tuttu, çekti ve dedi ki, medeniyet işte bu, erkek seni çıkarsana oğlum dedi. Bayılacaktım yani. O kadar çok korktum yani. Üniversiteye geldiğimde, üniversitede tabii bu resmi tarih anlayışı yine vardı. Üniversitede, benim üniversitem Hacettepe, Türkiye'nin en iyi tarih bölümlerinden biridir ve Türkiye'nin ünlü tarihçilerini tanıdım. Mesela Ahmet Yaşar Ocağı tanıdım. Başkalarının da şimdi adını sayarak şey yaptım, sizi görmeyin. Onları tanıdım. Farklı farklı dersler dinledim. Fakat ben üniversiteye girerken tarih bölümüne girmeyi düşünmüyordum. İki şey düşünüyordum ben. İki bölümde okumak istiyordum. Bir, İngiliz filolojisine girmek istiyordum. Üniversite sınavında İngilizce, yeterli İngilizce notunu alamadım ve giremedim. Bir de gazetecilik bölümüne girmek istiyordum. Çünkü birkaç gazetecilik filmi seyretmiştim ve hoşuma gitmişti. Dolayısıyla ondan etkilenmiştim. Ama filoloji bölümünde okumayı çok istedim. Çok çok istedim, yapamadım. Tarih bölümlerinde okuduğum için memnunum. Eskiden tarih bölümüne giriş derslerine giriyordum ve onlara sosyal bilimlerin içinde en iyi iki disiplinin
tarih ve felsefe olduğunu ben anlatırım sosyolog olduğum halde. Tarihsiz ve felsefesiz hiçbir sosyal bilimin yürümeyeceğini hatırlatırım ve öğrencilere bölümlerinden memnun olmaları gerektiğini söylerim. Evet. Biraz da üniversitedeki hayatınıza baksak. Üniversitede mesela derslerden kaçar mıydınız? Yoksa devamlı bir öğrenci miydiniz? Ya da mesela şunu da sormak istiyorum. Dersini kaçırmam, asla kaçırmam dediğiniz bir hocanız var mıydı? İyi bir hatip olarak gördüğünüz kimdi o? Evet. Ben biraz bunalımlı bir tiptim üniversite yıllarında. Bunalımlı bir tiptim. Biraz da şimdi öğrenciler beni çok sosyal biri olarak tanıyorlar. O kadar sosyal değildim o zamanlar. Köylü çocuğum, utangacım. Muhafazakar bir ailede büyümüşüm. Benim büyüdüğüm ailede benim zamanımda öyleydi. Çocuklar büyüklerin yanında konuşmazlardı ve dolayısıyla biz konuşmamayı öğrendik, dinlemeyi öğrendik. Mesela şimdiki çocuklara bakıyorum, en çok onlar konuşuyorlar ailelerden. Artık devir değişti. Dolayısıyla utangaç biri oldu. Benim üniversitedeki hayatımın belirgin özelliği bir ideolojiyle ilgileniyor olmam. Bir ideolojiyle ilgilendim ve iyi ilgilendim. Yani aynı zamanda sürekli İstanbul'a gidip geliyorum. Aynı zamanda Ankara'dayım. Hem Ankara'da hem İstanbul'da yeni yeni ideolojiye katılıyorum ve geceleri ellerimizde boya fırçaları duvarlara slogan yazdım. Mitinglerde slogan attım. Kahrolsun kapitalizm diye bağırdım. Yani o zamanki benim literatürümde her şeyin kahrolması gerekiyordu da ben bağırdım yani. Bağırdım. Çok bu konuda bir tecrübem var. Mesela benimle karşı ideolojide olanlar sınıfta yanıma geldiler ve 5-6 tane kişi dediler ki sınıftan çık dediler. Senin okuma hakkını iptal ediyoruz. Çıkmayacağım dedim. Biraz da aptalca dayılık yaptım onlara. İşte delikanlıyız ya, harbi takılıyoruz. Çıkarsın çıkmazsın. Neyse bana yine de insaflı davrandılar. 5-6 kişi kollarından bacaklarından tuttular. 3. kattan indirdiler ve bahçede çimlerin üzerine attılar. Okurdum. Yani kitap okuyan bir insan oldum hep. Biraz da ideolojiyle bir ideolojiyle ilgilendiğiniz zaman ideoloji sizi kitap okumanız konusunda motive ediyor. Yani her ne kadar aynı türde kitaplar okusanız bile. Mesela o yıllarda Leo Huberman okudum. Sosyalizmin Alfabesi okudum. Politzer okudum. Bir sürü şey okudum. Arkadaşlarım. Türkiye'nin 70-80 arasındaki çarkantılı yıllarını ben bizzat gördüm yani. O yıllara, Türkiye'nin bir daha o yıllara dönmemesini isterim yani. Çünkü ben de arkadaşlarım gibi sınıflarda da bazen bunu anlatırım, öğrencilerim gülüyorlar. Ben kahrolsun kapitalizm diye çok bağırdım. Fakat sonra 80'li yıllarda Turgut Özal diye bir adam geldi Türkiye'de iktidara ve dedi ki Türkiye'yi kapitalizme taşıyorum dedi. O zaman jetondur. Demek ki biz o zaman olmayan, Türkiye'de olmayan bir kapitalizm için kahrolsun kapitalizm diye bağırıyormuşuz diye düşünüyorum. Bu da benim öğrencilik yıllarımın trajikomik unsurlarından biridir. Kaçırmadığınız bir ders var mıydı? Kimin dersiydi? İdeolojiyle uğraştığın zaman bütün dersleri kaçırıyorsun. Derslere girmiyorsun. Hoca bundan sonra yoklama almayacak. Ben kitap okuyarak mezun oldum. Derse girerek değil. Yani çok kitap okuduğum için. Benim zamanımda kitap okuyanlar biraz şey yapılırdı. Arkadaş çevresi tarafından aşağılanırdı. Çünkü o zaman kavga dövüş vardı ve herkes babayı bileğine güçlü arkadaşlar arıyordu. Çok kitap okuduğum için de arkadaşlarım beni aşağıladılar. Teorisyen mi olacaksın? Önce pratik var. Bak dışarıda ne var falan diye biraz aşağıladılar. O zaman döneminin ölümlerini gördüm.
bilimlerini gördüm. Yani hiç unutamadığım olaylardan bir tanesi, bir akşam vakti gece çatışma çıktı ve çatışmada arkadaşlarımdan biri öldü ve onu arkadaşlarımla kollarımın arasına aldık hastaneye yetişmek için. Bin parçalar elbiselerinin üzerindeydi ve o sahneyi unutmuyorum. Dolayısıyla iyi hatırlamıyorum. Ya yani bugün o yıllarından kalan duygumçudur. O olaylara girdim. Bir katil olmadığım için Allah'a çok şükrediyorum. Çünkü olsaydı herhalde bugüne kadar bunun altından kalkamazdım. Bu da benim kaderimin güzel yanı. Çünkü bu da olabilirdi. O zamanlar öyle zamanlardı ve olmadığı için çok şükrediyorum. Yani. İyi hissediyorum. Yani. Şükrediyorum. Yani. Beni ben derslerde biraz magazin olsun diye bahsediyorum. Beni ideolojiden kurtaran üniversite 2. sınıfta yabancı diller bölümünden bel kozlu bir arkadaşım vardı. Ona aşık oldum ve hayat ilk aşk. Ona aşık olduktan sonra ideoloji grubumu terk ettim. İdeolojimi terk ettim. Hayatımda onun dışındaki bütün kutsallarımı terk ettim ve ona taptım. Beni ideolojiden kurtaran odur ve bu olayın da benim kaderimin güzel yanlarından biri olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz aşk karşılıksızdır. Benimkisi de karşılıksızdı ve ama bana böyle bir faydası oldu. Yani belki de burada olmayabilirdim. Belki de ölmüş olabilirdim diye düşünüyorum. Onun için de ona minnettarım. Görmüyorum. Görmedim hiç ama yani bir insan olarak o vesile oldu aslında. Ona şimdi de her zaman minnettarım. Beni ideolojiden işte o tür olaylardan kurtardı. Mutlu tesadüfler. O dönemde hocalar nasıl tavır takınıyorlardı bu toplumsal olaylara? Size bir şeyler telkin ediyorlar mıydı veya sizi bu olaylardan uzak durmanız konusunda ikaz ediyorlar mı? Nasıl bir tavır takınıyorlardı? Evet, sınıflarda hocalar açıktan tavır takınmazlardı ama Hacettepe Üniversitesi'nde fizik bölümünde bir tane hoca vardı ve hoca derste çok kavga olurdu Hacettepe Üniversitesi'nde. Solcular bir tarafta, ülkücüler bir tarafta, Erbakancılar da vardı, Ak Gençlik. Onlar da kenarda bir yerde dururlardı. Solcular çok kalabalıktı yani. Ülkücüler daha az. Ortada jandarma kordon oluştururdu ve iki tarafta sloganlar atmaya başlar. Ve taraflar birbirlerine saldırır, jandarma zinciri kopar ve genellikle ülkücüler solcuları tarlalara doğru kovalarlar. Bedrettin Cömert diye bir hoca vardı. Bedrettin Cömert derse girdiğinde derste öğrencilere dönmüş ve demiş ki yani bu dersi dinleyenlerden öğrendim. Ulan demiş 3,5 faşistle baş edemiyor musunuz demiş. Bedrettin Cömert'i bir hafta sonra öldürdüler. Hocalardan ilgilenenler de var, ilgilenenler, siyasetten bahsedenler de vardı. Ahmet tarih bölümlerinin, tarih bölümünde Ahmet Yaşar Hoca ders anlatırdı. Ve Yavuz Sultan Selim zamanına geldiği zaman, Aleviler konusu açıldığı zaman hemen Alevi öğrenciler hocaya saldırırdı. Pir Sultan Abdal müdafaası yaparlardı. Tartışma. Şimdikilerden daha fazla tartışma olurdu tabii. Mesela ben bilgi sosyolojisi dersi aldım o zaman. Onun için benim sosyolojiyi seçmemdeki nedenlerden biridir. Ahmet Saltık diye bir hocam vardı. Ve Ahmet Saltık profesör. Ondan bilgi sosyolojisi dersi aldım tarih bölümündeyken. Onu çok sevdim. Sosyalist bir hocaydı. Ders tartışmalı olurdu. O zaman dersler çok tartışmalı olmazdı. Hocaların ellerinde notları vardı. Gelip kürsüden yazdırırlardı.
Benim üniversite hayatımdaki en nefret ettiğim şey hocaların yazdırmasıyla. Ta o zamanlar hoca olursam bunu yapmayacağım diye kendi kendime söz vermiştim. Tuttum, sözümü tuttum yani. Ahmet Saltık derse tartışma yaptırırdı ama kavga çıkar ayarlardı, kavga çıkmayacak şekilde. Ben ondan çok etkilendim. 1980'de darbe olduğu zaman Ahmet Saltık 1902 sayılı yasa kapsamında üniversiteden atıldı. Yani bu tür şeyleri çok yaşadım. Yani. O zaman şimdiki böyle özgür tartışma ortamı yoktu. Mesela Kürt kelimesini kullanamazdık. O zaman böyle Alevi'ye Alevi diyemezdik. Kürt'e Kürt diyemezdik yani. O zaman böyle sınıflarda örtülü öğrenciler falan böyle bir şey yok yani. Ben üniversitedeyken türkü söylemek, türkü söyleyen öğrencilere diğerleri aşağılayarak bakarlardı. Çünkü türkü geleneksel bir şeydi. Herkes modern takılıyordu falan. Dolayısıyla biz de Anadolu'lar olarak biraz kendimizi aşağılanmış hissediyorduk yani. Mesela Boğaziçi'nde İstanbul'da bir yürüyüşe katıldım ben. Yürüyüşte kalabalık öğrenci grubu sloganlar atılıyor falan. Ve yürüyüştekiler hızlarını alamadılar. Ben de alamadım tabii. Yanlarından geçtiğimiz villaların camlarını herkes yerden bir taş attı ve camlara savurdu. Cam kırdık yani. Neden? İşte yoksulluk bazen işte buralarda da bu şekilde ortaya çıkıyor yani. Ben kapitalistlerin, zenginlerin de insan olduklarını çok geç öğrendim. Üzgünüm, çok geç öğrendim. Hata yapmışım. Zenginler de insandır ve onların da canı yanabilir. Soru var mı? Sağ ol, sessiz. Peki ben devam edeyim. Evet, var. Sorular var. Göremedim. Buyur. Hocam, şu an bulunmuş olduğunuz konum, yani sosyoloji adına bulunmuş olduğunuz konum gerçekten hocam, hani anlattığınız çıkış noktanız itibariyle uzun ve yani meşakkatli bir süreç hocam. Ancak hocam bu sürece daha yeni başladığınızda veyahut da bu sürecin bir devamlı bir fedaisi olmaya başladığınız andan itibaren kafanızda şunu yaparsam eğer ben gerçek bir sosyolog olurum ve şunu yaptım, şu an ben bir sosyolog oldum dediğiniz o iki nokta arasındaki o noktalar birbiriyle örtüşüyor mu? Veyahut da böyle iki nokta kafanızda hiç belirlediniz mi? Şöyle, ben bende kitap mani var. Yani kitap mani var. Yani tabiri caizse ben bir kitap manyağıyım. Bibliofilim yani. Dolayısıyla bu bir bibliofil olmamın iki nedeni var. Bir tanesi ilkokul öğretmenim, bir tanesi de anne. Benim annem masalcı bir kadındır. Bizim orada kışlar uzun sürer ve bütün mahallenin çocukları bizim eve gelir ve annem masal anlatır. Anlatırdı. Mesela bu konuda ben öğrencilere bir kitap okutuyorum. Öküzün Ağası diye ve o kitabı keşfettiğim zaman da kendini buldum ve çok sevdim. Yani. Sözlü kültürden bahsediyorum ama. Sözlü kültürden geçenlerin iyi okurlar olacağından söz ediyor. Kitap okurlar olacağından söz ediyor. Mesela anneme yorumluyorum bunu, annemin masallarına. Annem de bazı masalları sahiden masal ama sorudan gördüğüm kadarıyla çoğunu uyduruyorum zaten. Yani annem, bütün çocuklar dinliyor. Bir de ilkokul hocam. Dolayısıyla ben lisedeyken bile çok roman okuma kanalında roman okudum. Hep okudum yani. Üniversiteye geldiğim yıllarda da artık iyice bibliofildim ve dolayısıyla yaptığım en iyi şey kitap okumaktı. Mesela bir gün bir kış vakti Hacettepe Üniversitesi'nin kitap satış bürosundan kitap alırken 5-6 tane kitap aldım. Üniversite kitapları da ucuzdu. Kucağımda tutuyordum. Yanıma bir adam geldi, kravatlı ve bana dedi ki bu kitapları kendinize mi alıyorsunuz dedi. Evet dedim. Demek ki o yıllarda da insanlar zor yaşıyorlardı. Maaşlar yetmiyordu falan yani. Dedi ki güzel de parayı nereden alıyorsun dedi. Kışlı düşün yani. Böyle bir şeyden söz etmem yersiz kaçabilir mi bilmiyorum ama anlatayım yani. Ben de ona bir de bilinçliydim yani. Parayı nereden alıyorsun dedi. Ben de ayakkabımı gösterdim. Çünkü
iki ayağımında ayakkabı ön tarafından parmaklarım gözüküyordu. Adam bana sarıldı ve kulağıma şöyle dedi: üzülme, sen kazanacaksın. Muhtemelen bir hocaydı yani. Mesela bu sahneyi unutmuyorum yani. Biz, benim gibi insanlar, cebindeki son parayı kitaba yatıran insanlar, cebindeki son parayı kitaba yatıran ve aç dolaşan ilk kuşağın içinde büyüdüm ben yani. Belki çok sayıda değildi ama yine de benim arkadaşlarım arasında cebindeki parayı kitaba yatırıp aç gezen çok arkadaşım var. Ve şimdi baktığım zaman hepsinin de çoğu, büyük çoğunun üniversite hocası olduğunu görüyorum. Ve ben aslında sosyolog olmak için okumadım. Ben okuduğum için sosyolog oldum. Başka bir şey de olabilirdi. Mesela felsefe bölümüne de girmek istiyordum. Gazeteci de olmak istiyordum. Ya en büyük idealim yazar olmaktı. Yazıp çizen bir adam olmaktı. Okumanın beni buraya götüreceğine inanıyordum. Okuduğum için sosyolog oldum. Yani sosyolog olmak amacıyla okumadım. Okuduğum için sosyolog oldum. Dolayısıyla bunun iyi bir ölçü olduğuna inanıyorum. Ben öğrencilere de bunu tavsiye ediyorum. Bir şeyin karşılığı olarak okumak, gerçek okumak değildir. İnsan okuduğu için okur. Bu kadar. Ve bunun sonunda onu geri götüreceğinden eminim. Bu yol tabii meşakkatli bir yol. Okumak, kitap almak bunlar büyük şeyler ve yoksullar için değil yani. Yani çünkü karnın aç ve cebindeki parayı kitaba yatırıyorsun. Kitap o noktada bir lüks. Ama yine de ısrar ettim ve ya ben üniversiteye de çok zor girdim. Ben 35 yaşımda üniversitede kadro buldum yani. Mücadele ettim yani. Üniversiteyi bitirdikten sonra üniversite hocası olmam gerektiğini düşündüm. Çünkü üniversiteyi bitirdim ve İstanbul'da büyük gazetelerde çalıştım. Muhabir olarak ve düzeltmen olarak çalıştım ve gazetecilik ortamının bana göre olmadığını gördüm yani. İlişkiler çok rezil olduğu için karakterime aykırı olduğunu düşündüm ve hoca olmaya karar verdim. Yani aslında gazetecilik yaptım ama benim gazetecilik, bildiğim gazetecilik filmlerdeki gibi değil yani, rezillik yani. İlişkiler rezil, her şey rezil yani. Bir curcuna yani. Dolayısıyla üniversite hocalarının benim karakterime en uygun meslek olduğunu düşündüm ve şimdi de öyle düşünüyorum. Şu anda tekrar geriye dönsen ve bir meslek seçmen gerekse üniversitede hoca olmak isterim. Bir de öğrenci olmayı severim ben. Hayatım işte okullarda geçti, öğrencilik yıllarım falan. Sonradan hep öğrencilerle birlikte oldum. Doktora tezim sırasında, yüksek lisansım sırasında. Ben öğrencilerin bulunduğu ortamları sevdim. Mesela şimdi bile odamla değil, öğrencilerin oturduğu kantinde oturmayı seviyorum yani. Öğrencileri de seviyorum ama öğrenci olmayı da seviyorum. Öğrenci olmayı sevdiğim için hala öğrenmek istiyorum. Yani ben profesörüm ve devlet bana maaşımı veriyor. İstersen okumam yani. İstersen de gezerim yani. Ama bunu yapmıyorum. Hayatımın merkezine kitabı yerleştirdim ve başka her şey onun etrafında yani. Bir pergel gibi düşünecek olursak eğer, pergelin demir kısmı kitabın üzerinde, okumanın üzerinde duruyor ve hayatımdaki başka her şeyi buna göre ayarlıyorum. Arkadaşlarımı, paramı, zamanımı, her şey yani. Yani yıllar geçiyor ve hala okumaktan taviz vermiyorum yani. Seviyorum bunu. Espri yapıyorum bazen sınıflarda da. Arkadaşlar okumasam kötü yola düşerim. Evet, şurada bir soru var. Hocam, üniversitede yaşadıklarından bahsediyorum. Ben kendi hayatımda evet, çevrede sol görüşlü arkadaşlarımız olabilir, muhafazakar görüşlü arkadaşlarımız olabilir, sürekli mücadele halinde olabilir. Bunu doğru yanlış diye tartışma konusu olabilir. Yani kişinin yolda ilerleyen sıyrılıp
kendi bireysel düşüncesini oluşturması, kendisini bundan soyutlaması doğru bir tutumudur. Yani fikirler bu şekilde oluşabilir mi? Mesela belli çevrelerde kitap okuyan çok arkadaşımız var. Ben de kitap okuyorum. Kitap okuyoruz ama toplumda olmadığım zaman ben bu kitaptan istediğim şeyi alamıyorum. Ve o vicdanım eksik kalıyor sanki. Ne zaman ki... Duyuyor mu sesini? Duyuyorum. Ne zaman ki toplumda iç şey, farklı görüşler, özellikle ötekiyle birlikte olduğum zaman yani okuduğum üç kitaptan daha etkili olabiliyor. Ama bunu yaparken kitapları da bırakmıyor. Ve özellikle belli entelektüel çevrelerde yani bilgiyle bunu hep düşünüyorum. Yani bilgiyle fikir sanki flört etmiyor, beraber gitmiyor gibi. Yani bilgi artıyor. Bir tahakküm var ama yani onun otoritesini de hissediyorum. Ve bu tahakküm arttıkça karşıdakine, yani kendisi gibi düşünmeyene karşı yine bir ötekileştirme başlıyor. Diyorum ki o zaman okurmak çok da kutsal değil mi acaba? Ya da istediğimiz gibi okuyamıyor muyuz? Yani benim hayat karşısında, iktidar karşısında, sistem karşısında duruşumun muhalif olması yani şu an için bana biraz daha mantıklı. Siz bir üniversite öğrencisi olsanız, ben bir hukuk fakültesi öğrencisi, gerçekten bir şeyler yapmak istiyorum. Yani bu anlamda kitaplar da okuyorum. Sürekli bir arayış içerisindeyim. Ama hala kendimi konumlandıramıyorum. Acaba bu konumlandıramamam da doğru bir süreç midir? Yani evet, tabii ki ben de hep el yordamıyla bugün size şimdi anlatacağım düşüncelere geldim. Hayat beni buralara getirdi. Ben yazdığım metinlerden bir tanesinde derste anlatmışım aslında, Hüleyla Gönül'e söyledi. İdeolojileriyle ilgili bir söz sarf ettim. Biraz da magazine ederek bu sözü kullandım. Ben ideolojiyle flörtelerim ama aynı yatağa girmem. Yani, gerçekten de benim hayatımda hem fikir anlamında, mesela ben Türkiye'nin ülkücülerini tanıdım, sosyalistlerini tanıdım, anarşistlerini tanıdım, Türkiye'nin İslamcılarını tanıdım, sahiden tanıdım yani. Kitaplarını okudum, okudukların metinleri okudum. Ama şunu gördüm. Bu ideolojiler dediğimiz şey modern kültürün bir parçası. Yani sosyalist, insan sosyalist olduğu zaman aynı zamanda modern oluyor. Milliyetçi olduğu zaman aynı zamanda modern oluyor. Çünkü milliyetçilik modern bir şeydir. Türkiye bu konuda ideolojilerle modernleşiyor yani. Liberal olduğu zaman modern oluyorsun. Neden? Çünkü toplumun geçmişinde bunlar yok. Bunlar tam da modernleşme döneminden sonra bizim Avrupa'dan edindiğimiz fikirler ya da fikir külliyatları. Dolayısıyla şöyle düşündüm. Bu Avrupa'daki düşünceleri, Avrupa'dan aldığımız fikirleri, Avrupa'yı tanımamız gerekir. Tanımamız gerekir. Fakat bir de geçmişten getirdiğimiz, ailemizden getirdiğimiz, toplumumuzdan devraldığımız kültür var. Farkında olmadan aldığımız kültür var. Mesela en basitinden dilimiz var. Değil mi? Bir dili konuşuyoruz. Gelenekleri de saymıyorum. Hepimizin hayatında ailesinden etkilenmeyen çocuk olabileceğini düşünmüyorum yani. Biz ne yapabiliriz? Mesela bugün sosyalist olabiliriz ve yarın eğer işimize gelirse iradi olarak, keyfi olarak diyebiliriz ki ya sosyalizm de çok yamuk, ben artık sosyalist değilim. Milliyetçiyim diyebiliriz, anarşistim diyebiliriz, başka şeyiz diyebiliriz. Bu bizim irademize bağlı. Daha doğrusu seçimimize bağlı. Yani. Seçimimize bağlı. Yani mesela gömleğimi değiştirir gibi fikirlerimi değiştirebilirim. Değil mi? Fikirleri değiştirmek kolay. Dolayısıyla ben ideolojilere bu tür değiştirilebilir gömlekler olarak bakıyorum. Bunlar yasa değil, kutsal metinler değil. Gerçekten de insan hayatı tanıdıkça, yaşandıkça fikirlerini değiştiriyor. Değiştirmesi de güzel bir şey. Bana göre değişmek bir erdemdir. Çünkü insan süngerimsi bir varlıktır, esnektir yani. Esnemediği zaman odun olur ve kırılır. Yani esnemeyen
şeyler kırılır. Dolayısıyla insan süngerimsidir, esnektir ve değişebilir. Dolayısıyla mesela sosyalistim diyemeyeceğimi düşündüm. Milliyetçiyim diyemeyeceğimi, herhangi bir izimle kendimi tanımlayamayacağımı düşündüm. Çünkü ben bir izme bağlanmadan önce de başka bir şeydim. Ben ot değilim yani, bir toplumdan geliyorum. Beni bir anne baba büyüttü. İşte mesela benim tanıdığım ilk kitap Kur'an-ı Kerim. Mesela çocukluğumun üzerindeki etkisini görüyorum. Hiç aklımın ermediği zamanlarda oluyor. Demek ki biz sosyalist olabiliriz, milliyetçi olabiliriz, başka bir ideolojiye bağlı olabiliriz ama başka bir ideolojiyle kendimizi tanımlamadan önce zaten bir şeyiz. Dolayısıyla ben şöyle düşündüm. Niye kendimi gömlek gibi değiştireceğim bir ideolojiyle tanımlayayım ki yani? Bir ideolojiye sahip olmadan önce de benim bir kişiliğim var, bir kültürüm var. Değil mi? Toplumundan devraldım. Ben zaten bir şeyim ve başka bir şey olmaya ihtiyacım yok. Peki ben neyim? Ben, bu da reddedilemeyecek bir şey yani. Bunu ben istedim de böyle değil. Ya biz tarihsel olarak Müslüman bir toplumun çocuklarıyız. Ya kimimizin babası Kur'an okumayı biliyordur, kimisi de bilmiyordur, kimisi de mini etik giyiyordur, kimisi de başörtü takıyordur. Fark etmez yani. Biz tarihsel olarak Müslüman bir toplumun çocuklarıyız. Hatta diyebiliriz ki solcu olduğumuz zaman da Müslüman bir toplumun solcularıyız. Ateist olduğumuz zaman da Müslüman bir toplumun ateistleriyiz. Ya burada belirleyici olan bence dindir. Din ve başka şeyler de sayabilirim. Sadece dini saymam gerekmez mesela. Ben coğrafyanın belirleyici olduğuna inanıyorum. Coğrafyanın kader olduğuna inanıyorum yani. Ya bunda da abes bir şey yoktur. Bütün insanların kaderi topraktır. Bütün insanlar eskilerin deyişiyle topraktan gelir ve coğrafya önemlidir. Ben bunu memleketle birleştiriyorum. Ben bu memleketin çocuğuyum ve bu memleketin çocuğu neyse ben de oyum. Diğer ideolojilere düşman mı olmalıyım? Fikirleri, hayır. Onları öğrenmek zorundayım. Ben olarak, işte neysem oyum dediğim zaman kastettiğim şey yani. İşte bu kendimi devam ettirebilmem için bu dünyadaki başka fikirleri öğrenmeliyim. Eğer öğrenmezsem yaşayamam. Ya ben olarak var olamam yani. Dolayısıyla diğer o ideolojileri bilmeliyiz. Bu boynumuzun borcudur. Yani başka fikirlerden haberdar olmalıyız. Antenlerimizi açık tutmalıyız. Mesela ben tamam kitap hastasıyım falan dedim ama benim gibi yoksul ailelerden gelen çocuklar, yoksul aileler. Ben üniversiteyi çalışarak okudum yani. Çalıştığım halde kitap okudum yani. Herhalde insan en çok çalıştığı zaman hayatın içinde olur. Ben pazarcılık yaptım İstanbul'da semt pazarlarına. Gittim memlekette çift sürdüm. Ben lisedeyken çobandım yani, koyun gülüyordum. Köpeğim bile vardı yani. Bunlardan da şey, iyi ki böyle yani. Çünkü mesela öğrencilerime bakıyorum, apartmanlarda büyümüşler ve sadece şehir hayatını biliyorlar. Ben şehir hayatını da biliyorum. Ama köy hayatını da biliyorum yani. Yani iki hayatı birden biliyorum yani. Bu müthiş bir avantaj yani. Bir de benim, yani mesela benim ideolojilere takıldığım zamanlardan kalma, ideolojilerin bendeki en iyi mirası şudur. Bir probleme yönelik olarak düşünmeyi öğrettiği ideolojiler var. Bir probleme yönelik. Ve şimdi artık biraz daha tecrübeliyim ve okuduğum en teorik kitabım bile bu memleketin problemleriyle alakasını kuruyor. Dersleri öyle anlatıyorum. Derse bir teoriden bahsederken bunun Türkiye'deki karşılığını da gösteriyor. Dolayısıyla hayatla bir bağlantı kuruyor. Diyor. Evet. Bir soru daha alalım. Hala buyur. Haydar sınıfta soru soramıyor. Yok,
Hocam sınıfta çok rahat soruyorum ama burası biraz heyecanlı. Vallahi sınıfta ben de daha rahat. Yani burası farklı bir adımız. Hocam ben iki soru soracağım. Sorumun birisi sert. Sizin de hoşgörülü olduğunuzu bildiğim için bu soruyu sorma cesareti gösteriyorum. Önce basit olandan başlamak istiyorum. Ben üniversiteye geldiğimde bir ideolojinin içinden geldim. Bunu siz iyi biliyorsunuz. Bir ideolojiye sahip bir ailenin içinden, bir kültürün içinden geldim. Ve üniversiteye geldiğimde başka bir dünya vardı burada. Hocalar farklı şeyler savunuyordu. Lise yıllarımda ben hep şunu düşünürdüm. Televizyonlarda akademisyenleri izlediğimde, bilgili kültürlü insanları izlediğimde bu adamlar salak mı, bu adamlar nasıl AK Parti'yi savunur derdim. Aklı fikri olan bu kadar okumuş bir adam AK Parti'yi nasıl savunabilir derdim. Bu kadar radikal bir ideolojinin içinde büyüdüm ve böyle bir aileden geldim. Üniversitede çok değiştim. Bu değişime şahit olan insanlardansınız. Bu değişim, önceden savunduğum şeyleri eleştirmek, önceden savunduğum şeylere saldırmak benim şu an savunmamama rağmen çok canımı yakıyor. Biliyorum ki üniversite yıllarında savunduğunuz şeylere şimdi siz de saldırıyorsunuz. Bu sizin canınızı yakıyor mu? Bu ilk sorum. İkinci sorum da babanızın, öncelikle sosyalistliğim onu belirttim, babanızın verdiği metaforla bir soru sormak istiyorum. Babanızdan etkilendiğinizi ve babanızı çok sevdiğinizi biliyorum. O babanızın verdiği örnekten yola çıkarak üniversite yıllarında kapınızda bir şapka görmeyi ve şapkanızı başka bir kapıya atmayı nasıl kabullendiniz? Bunu merak ediyorum. İlk okuldaydım ve kabullenmedim bunu. Yok, üniversite yıllarında bunu savundunuz ya, onun için. Yok, üniversite yıllarında da. Komünizm bu değil. Babam böyle söylüyor ama komünizm bu olmadan biliyoruz. Şimdi geçmişten pişmanlık duyuyor musun? İşte geçmişteki şeylere. Ben değişmenin güzel olduğunu düşünüyorum. Bu okula ilk geldiğim zaman bana öğrencilerden biri dedi ki, hocam siz döneksiniz, U dönüşü yapmışsınız dedi. Ben de U dönüşü yapmak erdemdir. Şimdi çünkü fikirler değişebilir yani. Bence önemli olan karakterlerdir. Karakterimizdir ve karakterimizi biz ailemize borçluyuz. Ben de yaşlandıkça anneme benziyorum. Clint Eastwood'a benzemiyorum. Anneme benziyorum. Şimdi bunu inkar etmemeliyim. Yani biz buradan geliyoruz. Yani. Mesela ben öğrencileri görüyorum. Öğrencileri. Maşallah çok havalılar. Havalılar. Genç insanlar, anlıyorum. Ama mezuniyet törenlerinde annelerini, babalarını gördüğüm zaman onları daha iyi anlıyorum. İşte diyorum, çok havalı falan ama işte annesi babası da o. Ben babamdan hiçbir zaman utanmam. Ailemden hiçbir zaman utanmam. Fikirlerimi değiştirmekten dolayı hiçbir zaman pişman olmadım. Bu benim özgür olduğumdur. Gösterir. Zihnimin başka fikirlere açık olduğunu gösterir. Diğer soru neydi? Yapmadım dediniz zaten. Ha, evet. Savunmadım. Bence açık olmak... Önceden savunduğunuz şeylere şimdi saldırıyorsunuz. Sizin canınızı yakıyor mu? Yok. Ben mesela şeyimdir yani. Mesela bir yerde burada okula geldiğim zaman Fen Fakültesi'nin kapısında hocanın biri kayıda gelen türbanlı öğrencinin arkasından bağırdı. Ne işin var senin burada, senin bacaklarını kırdım, defol git diye bağırdı. O zaman ne düşündüm sanırsın? Müslümanız lan dedim içimden. Yani. Ne düşüneyim yani? Mesela bir haksızlık gördüğüm zaman bir yerde falan. Hiç şakam yok yani, sosyalist damarım kabarır. Mesela işte görüyorsunuz Suriye meselesi var. Suriye meselesinde ya akşam sabah Suriye'yi düşünüyorum. Ya ben dert ederim yani. Suriye hakkında düşünüyorum. Suriye'den gelen göçmenler hakkında, oradaki çocuklar hakkında, işte
göçmen kampları hakkında düşünüyorum. Bunları gördükçe şu duygum şey yapıyor, güçleniyor. Ben bu memleketin çocuğuyum. Yarın yazı yazdım. Yazımın başlığı da diyorlar ya işte aşk direnmektir. Bir yazar yazıyor. Moda biter. Ben de karşılık olarak dedim, şunu söylerim yani. Aşk memleket için direnmektir. Benim kutsalımdır yani memleket yani. Çünkü başka bir memleket yok. Yani memleket için çok şeyi feda ederim yani. Yani sosyalizme bağlılık, bir bağlılık. İnsanın annesine babasına bağlı bir bağlılık. İnsan işte ünlü yıldızlara bağlanıyor, hayranlık diyor, o da bir bağlılık. Benimki de memlekete bağlı. Yani diğer bağlılıklar normalde, benimki niye anormal olsun? Böyle düşünüyorum. Bence önemli olan bu yani. Bence önemli olan bu. Bu niye bende bu şekilde ortaya çıkıyor? Çünkü memlekette okuyan, yazan ve bu memlekete bağlılıklarından endişe duyacağım çok sayıda insan var. Bunları gördüğüm zaman olamaz böyle bir şey. Benim baba tarafından altı tane baba tarafından dedeler yani. Her birisi bir cephede kalmış, dönmemiş. Benim babamın tepkiyi seçtiremez. Bu benim dogmam. Herkesin dogması vardır. Benim dogmam. Evet, İstanbul'a geçeceğiz ama İstanbul'a geçmeden önce Ankara, bir şey sormak istiyorum ben. Ankara'dayken öğrenim hayatınızda tanıdığınız, bugün kamuoyunda da çok tanınan önemli bir politikacı, bir entelektüel, sanatçı, önemli bir şahsiyet var mı bizzat tanıdığınız, arkadaşınız olan? O kadar çok ki. Çok sayıda var. Gerçekten benim kuşağımdan çok Türkiye'yi şu anda benim kuşağımdan insanlar yönetiyor. Onlar mesela Kılıçdaroğlu'nun danışmanı öldü şimdi. Benim Ankara'dan yurt arkadaşım. Şükrü Karadel. Kalp krizi geçirdi, öldü yani. AK Parti'den çok tanıdıklarım var. Ha, biraz önce AK Parti'den bahsettim. Ben şöyle düşünüyorum yani. Ben şöyle düşünüyorum Haydar. Ben öyle fanatik bir partici falan değilim. Olamam yani. Ben fikirlerle konuşuyorum. Ama ben şöyle düşünüyorum. Şu anda Tayyip Erdoğan'a bir şey olsa hepimizin hayatı kararabilir. Çünkü Türkiye istikrarsızlığa sürüklenir ve kararabilir. Ben böyle düşünürüm yani. Yani ben memleketi düşünürüm yani. Memleketi düşünerek Tayyip Erdoğan'ı düşünürüm, AK Parti'yi düşünürüm, diğer şeyleri düşünürüm yani. Ama benim annem benim gibi düşünmüyor. Benim annem, babam ölürken vasiyet etmiş. Ben Demokrat Partili bir aileden geliyorum. Bak bu bile politik düşüncelerimi etkiliyor yani. Çünkü bizim köyde iki cami vardı. Birisi Halk Partisi'nin camisi, birisi Demokrat Parti'nin camisiydi. Şimdi bizim ailemize Demokrat Parti'ye oyunu vermişti ve dolayısıyla babam da Özal'ı tuttu. Mesela babam, ben ortaokulda veya lisedeydim. Babam Adalet Partisi'ne Demirel'e oy vermişti ve babam için Demirel'e oy verdi. Başka oy verecek adam mı yok? Dedi ki, oğlum dedi, kasabaya gittim dedi. Kasabada adamlar geldiler ve bana dediler ki, Hasan Efendi gel sana bir çay ısmar. Ve ona götürüp kahvede çay ısmarlamışlar. Bu yüzden Adalet Partisi'ne oy veriyorum oğlum dedi. Çünkü babama daha önce hiç politikacı çay ısmarlamadı. Yani adam yerine koymadı yani. Türkiye'nin tek parti zamanını malumunuz yani. Malumunuz belki yani. Malumunuz. Dolayısıyla
böyle bir ayrıdan geliyor. Babam ölürken vasiyet etmiş. Yani ben yanında değilim. Babam annemi vasiyet etmiş. Tayyip'in emaneti boynuna demiş. Ben öyle düşünmüyorum. Ama babam öyle düşünmüş. Annem bu son seçimde bütün ailem, sadece annem değil, aynı zamanda ehli tarikler ve toplantılarında, dini toplantılarında seçimde, bu son seçimde AK Parti kazansın diye dualar ettiler yani. İşte bu. Türkiye böyle bir ülke yani. Demek istediğim. Yani biz sadece birbirimizi görüyoruz. Sinemaya gidiyoruz. Ultramodern şarkılar dinliyoruz. İşte kantinde muhabbet ediyoruz. Şunu bunu modern kitaplar okuyoruz. Ama şunu bilmenizi isterim. Bu okumuş kesim, Türkiye'de 80 milyon insan yaşıyor. Bu 80 milyonun binde birinden bile daha küçük yani. Koca bir kütle var yani, halk yani. Ben sosyoloji okuyorum yani. İşte sosyolojik kütle bu yani. Bu belirleyici oluyor. Sorun AK Parti meselesi değil yani. Ya Tayyip Erdoğan da ilerlebet yaşayacak falan değil. AK Parti de ilerlebet yaşayacak değil. Benim hayatımda ben kaç parti gördüm. Evet. Şimdi yüksek lisansını yine yüksek lisansınızı tarih alanında yaptınız. Daha sonra da sosyolojiye geçtiniz. Sosyolojiye geçme sebeplerinizden bahsettiniz aslında bir hocanızın vasıtasıyla. İstanbul tercih etmenizin özel bir nedeni var mıydı? İstanbul sosyoloji. Bir de tez sürecinizden biraz bahseder misiniz? Doktora tezi. Evet. İşte ben ilkokuldan sonra 1966'da İstanbul'a gittim. Ortaokulu orada okudum ve en eski İstanbul'u gördüm ve İstanbul'u da sevdim yani. Mesela İstanbul hakkındaki şiirleri ezbere bilirim. İstanbul şarkılarını daha severim. İstanbul'da yaşamak isterim. Mesela Ankara okudum ama bütün tatillerde hep İstanbul'a gittim. İstanbul'un da sahiden ayrı bir tadı var. Bir tane New York'ta bir arkadaşım mesaj geçmiş bana. Mesajda şöyle yazmış. New York'tan bahsediyor ve gerçekten de New York'un bir ruhu var diyor. Ben İstanbul'un da bir ruhu olduğuna inanıyorum ve ben bu ruhu hissediyorum. Sınıflarda da öğrencilerin başını aratıp İstanbul şiiri okuyan falan. Yani sevdiğim bir şey şehir. O yüzden İstanbul'u tercih ettim. Yüksek lisans tezim benim çok sorumlu geçti. Yüksek lisans tezimde beni jüriye aldılar bitirdikten sonra. Ve bana hoca tarih tezi olmasına rağmen dedi ki kalk dedi, orada bir tahta vardı ve bir tane dedi, 4 silindirli bir motor resmi çizdi. Çizemedim. Peki dedi, o zaman dedi, benim tezim sanayileşme üzerineydi. Dedi ki, sanayileşme üzerine tez yazıyorsun, madem o zaman motoru da çizersin. Dedi ki, o zaman madem onu çizemiyorsun, bir motorda piston resmi çizelim. Piston. Ben de çok içerledim ona ve biliyorum ama çizmeyeceğim. Profesörüm Ercüment Kur'an, başka hocalar da vardı, çizmeyeceğim. Fakat o kadar sinirlendim ki sinirimden ağladım yani. Oradan bir hoca seslendi bana, Hüsamettin dedi hayatı trajikleştirme. Ben dedim ki, ben trajikleştirmiyorum hocam, hayat zaten trajik. Ve oradan kalktım, ben dedim, yüksek lisans diploması falan istemiyorum, hiç önemli değil. Hatta bilim adamı bile olmak istemiyorum, akademisyen bile olmak istemiyorum, eyvallah ben gidiyorum. Çıktım, gittim. Fakat arkamdan tezimi verdiler yani. Çünkü tezi hazırlanmışım yani.
Zorsa kolay değil yani bunlar. Yani ben yüksek lisans doktor öğrencilerim var. Onları da bu yüzden anlıyorum. İstanbul Üniversitesi'ni seçmenin nedeni İstanbul'u seviyorum. Ankara'yı da sevdim ama Ankara'yı daha çok arkadaşlarım için sevdim. Ama ben İstanbul'u sevdim ve hayatımın genç dönemlerini İstanbul'da geçirdiğim için de çok memnunum. Bana göre insan boğulacaksa gençken büyük denizde boğulmalı. Ankara'da değil, İstanbul'da boğulmalıdır diye düşünüyorum. Peki bu doktora teziniz epistemik cemaat. Bu doktora tezi nasıl karşılandı? Hem hocalarınız tarafından savunmada hem de savunmadan sonra siz de bastırdınız bunu bildiğim kanalıyla. Nasıl karşılandı? Evet. Türkiye'de entelektüeller nasıl karşıladı mesela? İlgilendiler mi? Bu tezimin konusunu bir kere kabul etmediler. Kavga dövüş tezimin konusunu boğabileceğini kabul ettirdim. Çünkü benim tezim bilim sosyolojisi konusunda ve önce bir tezi konusu hakkında hocalarla görüşüyorsun. Hocaların kabul etmesi gerekiyor tezi. Dediler ki bilim sosyolojisi diye bir şey yoktur, sen öldürürsün. Ben de onlara ben de biraz pervasız bir öğrenci oldum. Ben yani. Pervasız. Biraz burnun dikine giden bir öğrenci oldum ben. Onlara dünyada bilim sosyolojisi diye bir şey olduğumu fakat kendilerinin bundan habersiz olduğu için tezimi kabul etmediklerini söyledim. Bayağı cesurmuşsunuz. Çünkü takip ediyordum mesela yani. Neyse kavga dövüş tezim şey yaptı. Geçti. Tezi elle yazıyorum. Daktür ediyorum. O zaman şey yoktur. Bilgisayar falan yoktur. Daktür ettim. Hocama götürdüm. Hocam tezimi 6 ay bekletti ve 6 ay sonra gittim, okuyacak, bana geri verecek eleştirilerini. Hocam dedi ki, ben de senin yazılarını okurken dedi, kafama çekiç darbeleriyle vuruluyormuş, üzerine kapılıyorum, acı çekiyorum. Okuyamam dedi, lütfen al. Al dedi ve jüride de nasıl savunacaksan savun. Top sen de. Tamam. Dolayısıyla o şekilde jüriye gidiyor. Jüride Mimar Sinan Üniversitesi'nden Ömer Naciz Soykan vardı bir de, felsefe bölümünden. Ömer Naciz Soykan dedi ki bana, tezden bir cümle aldı ve dedi ki, Newton'un dünyasında madde başka şeydir. Kuantum fiziğinin dünyasında madde başka şey diyorsun. Oğlum sen manyak mısın? Aynen böyle ya. Ağızda bozuk bir hoca ya. Ben de ona intikamım çok korkunç oldu ama. Ben de ona siz fizikten anlamıyorsunuz. Benim sosyoloji bölümü hocalarım dediler ki Baykan Bey'le imtihanım Hüsamettin bu kadar hareket etme dediler. Böyle kavga dövüş tecrübesinden geçtim. Ama hocam ben mezun olduktan sonra, doktoram verdikten sonra üniversitede derse girmiş ve ben de bunu üniversitenin öğrencilerinden duydum. Benim tezimi kitap olarak çıkartmış, sınıfa göstermiş ve bu tez Türkiye'de yalnızca Boğaziçi Üniversitesi gibi bir üniversitede yapılabilir. Ama bu tezin danışmanı ben. Yani tezimi hiç kimse görmedi. Hiç kimse beni kale almadı. O kadar emek verdim. Hiç kimse kale almadı. Halbuki ben çok önemli bir şey yaptığımı, hatta Türkiye'yi değiştirecek bir şey yaptığımı düşünüyorum. Türkiye'de iyi bir şey yaptığın zaman Türkiye'deki sizin alanınızdaki diğer insanlar yaptığınız şeyi görmezlikten gelerek sizden intikam alırlar.
Sadece benim için geçerli değil. İyi şeyler yapmış insanlara bakın. Diğer insanlar onu görmezlikten geliyor. Evet. Görmezlikten geldikleri için zamanla böyle bir psikoloji gelişti benden. Beni görmüyorlar çünkü bana önem veriyorlar diye düşünüyorum. Kendi kendime kırp yaptım. Hocam aynı şeyleri biz de yaşıyoruz. Bazı hocalar görmüyor mesela. Biz de bir şey sizin gibi. Evet. Günaydın diyoruz, adam görmeden gidiyor mesela. Başka bir şey. Evet, uzun yıllar bir de tercüme faaliyetiyle uğraştınız. Bir sürü önemli eseri tercüme ettiniz. Türkiye'de tercüme deyince, tercüme faaliyeti deyince ne söyleyebilirsiniz? Bir de tercüme etmeyi çok isteyip de edemediğiniz, içinizde kalan bir eser var mı? Evet. Ben yüksek lisansımı bitirdiğim zaman İngilizce bilmiyordum. Ne yapayım dedim. Başka da elimden hiçbir şey gelmiyor. Tamam. Köydeki işleri falan yapıyorum. Onları biliyorum. Çift sürmek, şu bu falan filan. Ama modern işlerden hiçbir elinde zanaat yok yani. Üniversite hocası sormak istiyorum. Nasıl olabilir diye düşündüm. Ben İngilizce öğrenerek, lisede de İngilizceydi ve karar verdim. Kursa gidecek param da yoktu. Karar verdim. Ve kendi kendime inat ettim. Deyimlerinde ise bir irade gösterisinde bulundum ve kahramanlık yaptım ve 4 sene geçirdim. Ve çevrendeki herkes kendi kendine öğrenemeyeceğimi düşündü. Hayır. Zenginlerin çocukları öğreniyorlarsa ben de öğrendim. Türkiye'de dil konusunda bir kompleks var hepimizde. Öğrenemeyeceğimizi zannediyoruz. Baştan kaybediyoruz. Ben bu duyguma karşı direndim ve çalıştım ve 4 sene sonra da çeviri yaptım. Çevirimi bir yayın evine verdim ve yayın evi yanlışlarla dolu olduğu için çevirimi bana geri gönderdi. ama yanlış yaparak öğrendim. Yanlışlar yaparak öğrendim. Ve sonra bunu formüle ettim. Yanlış yapmak neden zenginlere bir imtiyaz olsun ki? Yoksulların da yanlış yapma imtiyazı olabilir. Benim de olabilir. Başkaları yanlış yapma imtiyazına sahipse ben de sahibim. Yanlış yapacağım. Çünkü yanlış yapmadan öğrenemiyorsun. Dolayısıyla sonradan çok emek verdim çeviriye. Çok emek verdim. İlk defa 2 sene önce kendi kendime bir sürü kitap çevirdikten sonra artık kendime çevirmenim diyebileceğimi düşündüm. Çünkü çok emek gerektiriyor. Ben memnunum. İşte gücüm yettiği kadar çeviri yaptım. Çeviremediğim kitap çok sayıda yani. Çok sayıda. Keşke diye düşünüyorum. Üniversite yıllarında Almanca öğrenseymişim. Almanca da öğrenseymişim diye pişmanlık duyuyorum yani. Çünkü çevirinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de bizim geçmişteki uygarlığımızın en verimli yılları, işte İslam uygarlığı diyecek olursak 8. 18. 11. yüzyıllar arası şey Grek metinlerinin Arapçaya çevrildiği zamanlar ve dolayısıyla buradan bir şey çıkmış. Önemli metinler çıkmış. Ama burada üniversiteye geldiğim zaman sosyal bilimler enstitüsüne gittim. Orada kapıda bir söz yazarı, hala yazarı. Onu görünce de üzüldüm tabii yani. Orada enstitünün kapısına giderseniz göreceksiniz. Orada önemli olan teliftir, çeviri değil diye bir bu meyanda bir şey var. Altında da Atatürk yazıyor. Çeviriyi resmen aşağı alıyor. Ama ben bu sözün Atatürk'e ait olmadığını düşünüyorum. Çünkü çok aptalca bir söz yani. Böyle bir şey savunulamaz yani. Savunulamaz. Çevirinin
başkalarını tanımakta en iyi aracımız olduğunu düşünüyorum. Başkaları derken Hindistan'ın ilk kültürünü tanımakta, Avrupa kültürünü tanımakta en iyi aracımız olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşasaydım, yani Cumhuriyet'in ya da üniversitenin kuruluşunun ilk yıllarında hoca olsaydım, idareci olsaydım, önemli metinleri seçerdim ve öğrencilerime, doktor öğrencilerime, yüksek lisans öğrencilerime, işte mesela atıyorum Kant'ın saf aklın eleştirisi, çevir, doktora tezin bu derdim ben. Türkiye'de mesela gidin psikoloji bölümüne, psikolojinin klasikleri çevrilmiş. Sosyolojinin klasikleri çevrilmiş. Felsefenin klasikleri çevrilmiş. Bu çevirişini bence üniversite üstlenmeliydi. Fakat üniversite tembellik etmiş ve dolayısıyla hala işte önemli metinlerin çevirilerini yeni okuyoruz. Ve şimdiki çeviriler o kadar sağlıklı değil. Halbuki üniversite üstlenseydi temel metinleri tezimi bitirdikten sonra bulamadım. Çok bekledim yani. İstanbul'da kalmak için direndim. Çok seviyorum insanı. Sonra gazetede bir ilan çıktı. Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde akademisyen aranıyor diye. İlan üzerine geldim buraya ve ben Edebiyat Fakültesi'ne dosyamı verdim ve gittim. Bir Ocak ayıydı. Unutmuyorum onu. Sonra Mayıs ayında bana haber geldi. Kabul edildiniz diye. Mayıs ayında tekrar geldim ve Sosyoloji bölümünün ilk hocası oldu. Benim telefon, kusura bakmayın. Altın gibi. Ama işte. Her şeyin bir acemini yok. Geldiğim zaman ders anlatırken vesaire çok acemini çıktı. Kağıttan bakarak anlatıyordum, notlar çıkarıyordum. Evde çalışıyordum, kağıttan bakarak. Sınıfta anlatırken kağıdın titrediğini görebiliyorum. Kağıt titrerken ben de kafamdakileri unutuyordum tabii yani. Çok zorluk çektim. Hiçbir dersi tam anlamıyla dolduramıyordum. Ders de olmuyor, anlatacaklarım bitiyor. Ne yapacağım diye düşünüyorum. Sonra karar verdim. Kağıda bakmayacağım. Ne gelirse ama. Ve az gelişmiş eşiğini böylece atlamış oldu. Üniversite hocalığı güzel bir iştir. Güzel bir iştir. Güzel olduğu için de bedeli de güzeldir. Ders hocaları, danışmanlar, idareciler çekilmezdir. Ama hayatın başka üniversite dışındaki alanlarına gittiğiniz zaman oradakiler daha çekilmezdir ve ehvenişer olarak tercih edilebilir. Üniversite hayatının en güzel tarafı öğrencilerdir. Bana göre öğrencilerdir. Ben Uludağ Üniversitesi'nden mutluyum. Öğrencilerden dolayı mutluyum. Hocalardan dolayı değil. İdarecilerden dolayı değil. Binalardan dolayı değil. Mutluyum. Biraz da düşüncelerinizle ilgilenelim. Yani ilgileniyoruz zaten de sosyal bilimlerle ilgili biraz da düşüncelerinizle ilgilensek. Diyorsunuz ki Jön Türkler, Jön Kürtler, Muhafazakarlar kitabınızda ben haritalara inanıyorum. Ve insanın tek bir haritası olmayabilir. Birden fazla haritası olabilir. Sizin entelektüel haritanıza baktığımızda daha çok Batı muhafazakar düşünce geleneğine temsil eden düşünürlerle ilgilendiğinizi söyleyebilir miyiz? Düşüncelerinizde Doğu nerede bir de? Bunu sormak istiyorum. Genelde Batı düşüncesiyle daha çok ilgileniyor. O birinci kısmı diyemeyiz. Çünkü ben Türkiye'nin resmi okullarında okudum ve lisedeyken, üniversite yıllarında çok iyi bir pozitivistim. Çok iyi bir pozitivistim. Yani o kadar her şeyin bilimsel olmasını istiyordum ki arkadaşlarım bile gına geldi. Yani. O kadar aşırı pozitivistim. Sonra 1986 yılında askere gittim ve döndüğümde bir kitap yayınlandı. Kitabın adı, sınıfta da anlattım, ikinci baskı olacak ama öğrencilerin kusura bakmasınlar.
Thomas Mann'ın bilimsel devrimlerin yapısı. O kitabı okudum ve değiştim. Fikirlerimi değiştirdim yani. Ya artık pozitivist olmaktan vazgeçtim. Çünkü o kitap tam da çok iyi bir pozitivizm eleştirisiydi. Çok iyi bir eleştiri. O benim fikir değiştirmemde çok büyük bir etken oldu. Ben muhafazakarlıkla Bursa'ya geldikten sonra ilgilendim. Bursa'ya geldikten sonra. Daha önce okuduğum metinler bildiğimiz işte analitik düşüncenin metinleriydi. Bursa'ya geldikten sonra kıta düşünürlerini okudum. Mesela Heidegger'i severim. Heidegger'i Bursa'da okudum. Foucault'u Bursa'da okudum. Bursa'ya geldim ama Bursa bana şunu sağladı. İstanbul olduğunuz zaman çok tanıdınız. İşte şuraya buraya gidiyorsunuz. Trafikte şu kadar zaman geçiriyorsunuz. Bursa'da çok çevrem de yoktu ve tek başıma kaldım ve daha çok okudum. Yani çok okuma fırsatı buldum. Bir de benim gibi adamlar, benim gibi insanlar okurken böyle planlayarak, çok da fazla planlayarak okumazlar. Burunlarının doğrusunda giderek okurlar yani. Ben okurken en genelde üç şeyi okurum yani. Tarih okurum, sosyoloji zaten vardır, branşın, felsefe okurum. Dolayısıyla benim okuduğum metinler bunlarla ilgili metinlerdir ve muhafazakarlıkla çok sorudan ilgilendim. Muhafazakarlıkla ilgilenmemin sebebi Alman düşüncesidir. Alman düşüncesine biraz hayranlık duydum ve bu hayranlığım beni Alman muhafazakarlarına götürdü. Sonra Türkiye'ye getirdi ve Türkiye'ye de onların düşüncelerinden yola çıkarak bakmaya başladım. Benim düşüncelerimde doğu nerede dediniz yani. Derslerime bakarsanız hiçbir yerde. Benim derslerim arasında doğu ile ilgili hiçbir şey yok. Yani hiçbir ders yok yani. Verdiğim derslerin hiçbiri doğu ile ilgili değil yani. Mihriban Hoca burada mı? Çıktı. Mihriban Hoca'ya ben tez yaptırdım ve tezi de kanser üzerine, zakkum üzerine yaptırdım ve Mihriban Hoca bana dedi ki, hocam dedi, ben Kur'an-ı Kerim'den bir ayet almak istiyorum. Epigraf olarak tezin başına. Acaba sakınca sorun mu? Ben ne olmaz dedim yani. Ama mesela başka hocalarla çalışmış olsaydı ya da bir kuşak öncesi hocalarla çalışmış olsaydı bir üniversite tezinde Kur'an'a atıfta bulunmak kabul edilemez bir şey. Mesela biz derslerimizde falan İncil'den, Tevrat'tan, işte efendim İncil'den bir ayetten, Tevrat'tan bir ayetten hiç sıkılmadan bahsedebiliriz. Ama Kur'an'dan bahsetmeyiz. Yani Kur'an'da bir ayetten bahsetmeyiz yani. Ya da ben bahsediyorum şimdi elbette ama daha önce bahsedemezdik. Üniversitede böyle bir şey yoktu yani. Her metinden alıntı yapabilirdin ama bir Kur'an ya da hadis böyle bir şey olamaz yani. Türkiye'nin üniversiteleri böyleydi, Doğu'nun yeri de böyleydi yani. Ama ben Doğu'ya bakarken de işte demin söyledim işte bu memlekete yaptığım vurgu, memlekete yaptığım vurgu yani. Benim metinlerim olan şey. Ben şöyle sosyal bilimin en iyi şöyle olacağını düşünüyorum. Sosyal bilim en iyi. Ya burada durup New York'ta, burada zıplayıp New York'ta yere düşmezsin. Burada zıplarsan burada yere düşersin. Burası Türkiye. Burası Türkiye demek, burası Türkiye'nin insanları, Türkiye'nin toplum yapısı, Türkiye'nin problemleri değil mi? Annemiz, babamız, arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, işte Türkiye'nin sosyal pratiği, toplumsal pratiği. Ben bu pratiğin içindeyim ve pergel metaforu Mevlana'ya ettik diyorsunuz galiba, yanılmıyorsam. Pergelin sabit ayağını ister istemez, yani başka nereye koyacağım? Türkiye'ye koyuyorum ve diğer ayağımla her yeri dolaşabilir. Bana göre
sosyal bilimci böyle Türkiye'li olabilir? Aksi takdirde Türkiye'li olamaz yani. Buraya basmıyorsan, buraya bastığın zaman dünyaya Türkiye'den bakıyorsun. Burada durup dünyaya New York'tan bakıyor olamazsın yani. Burada durduğun için buradan dünyaya bakıyorsun. Buradan sosyal bilimlere, Amerika'ya bakıyorsun ve bu Türkiye'den baktığın için merkezi Türkiye'de olan bir bakış açısıyla bakıyorsun. Yani. Bizi sadece böyle bir şey yerli yapabilir. Yoksa başka yerlerden aldığımız teorileri toplumumuza boca etmekten başka hiçbir şey yapamaz. Yani. Oradan biraz belki de entelektüeller meselesine geçmek lazım Türkiye'de. Kitabınızda diyorsunuz ki yazı iktidardır. Yazma eylemi entelektüel iktidarın tecessümüdür. Ve yazmak çekiçlemektir. Sizce Türkiye'de entelektüel çekiçleyebilmiş midir? Çekiçlemiş ama neyi çekiçledi de önemli yani. Vuruyorsun çekiçle. Bu haliyle iktidar olmuş mudur? Ya öyle iktidar değil. Yazmak entelektüel kapasite anlamında iktidardır. Neden? Kelimelerle oynuyorsun. Her şeyi hizaya sokuyorsun. Teorileri yan yana getiriyorsun. Manipüle ediyorsun. Bu bir güç gerektiriyor. Mesela bunu bilimciler yapamıyorlar. Sıradan insanlar yapamıyorlar. Ama sen yapıyorsun. Çünkü kelimelerle, fikirlerle dans etmeyi öğrenmişsin. Yani onları manipüle etmeyi, kullanmayı, hizaya sokmayı öğrenmişsin. Bu anlamda yazı da ayrıca şey yani. Konuşmak bir şey, bir de yazmak çok zor bir şey. Dolayısıyla bir üslupla yazacaksın, muhataplarının anlayacağı şekilde, en iyi şekilde yazacaksın. Yazarken bir yazı ekonomisi uygulayacaksın, talaş olmayacak, hurdası olmayacak. Dolayısıyla bu bir güç ve ustalık gerektiriyor yani. Yazı bu anlamda iktidar yani. Bir şeyi tanımlıyorsun, ona iktidar uyguluyorsun. Dili eğip büküyorsun, ona iktidar uyguluyorsun. Bu anlamda iktidar. Yani gündelik insanlara sahip olmadığı bir güç bu yani. Bahsettiğim şey o yani. Uygur anlamda iktidar değil yani. Geri kalan neydi sorun? Türkiye'de entelektüel çekiçleyebilmiş midir? Türkiye'de entelektüeller biraz Oğuz Atay'la ilgilenmiş olanlar beni anlayacaklardır. Oğuz Atay'ın Oyunlarla Yaşayanlar piyesini okuyanlar beni anlayacaklardır. Ben entelektüel kelimesini ben tercih ediyorum. Türkiye'de aydın kelimesi daha çok revaçta. Ben aydın kelimesini reddediyorum. Aydın çünkü ben aydın başkaları karanlıktadır anlamına gelir ve halkı aşağılamak çıkar buradan. Halbuki halk karanlıkta değildir. Asıl karanlıkta olan bizim gibi okumuşlardır. Çünkü bizim kafamız karışıktır, halkın kafası karışık değildir. Dolayısıyla daha aydınlıktır yani. Okumak insanın kafasının karışmasıdır. Kafasının düzelmesi değildir. Yani kafasının aydınlanmasını isteyenler okumamalıdır. Çünkü okumak kafa karıştırır. Ve ben bu anlamda karışık kafanın daha iyi bir kafa olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ben entelektüel terimi tercih ediyorum. Entelektüel hiç değilse intellekt kelimesinden geliyor ve zihniyle iş gören adam anlamına çıkıyor. Böyle baktığımız zaman Türkiye'de entelektüelin az olduğunu ama aydının çok olduğuna inanıyorum. Türkiye bir aydınlar ülkesi, entelektüeller ülkesi değil. Aydınlar da kendilerini aydın gördükleri için bizim memleketimizin insanını karanlık olarak görürler ve çekiçledikleri tek şey halk. Habire halkı çekiçlemişlerdir. Onlar çekiç kullanmıyorlar, maloz kullanmıyorlar. Benim söylediğim şeyi, ben çekiçlerim derken, bu çekiç metaforu Alman düşüncesinde vardır Nietzsche'ye özellikle. Orada da söylüyorum, benim çekiçim mini çekiç. Fikirlere vuruyorum mini çekiçten. Yani bir sarraf kadar kelimelerle, sarrafın altın madeniyle oynadığı gibi kelimelerle oynamak isterdim yani. Bu kadar becerim yok ama bir sarraf gibi mini bir çekiçle çekiçlemek, fikirleri çekiçlemek isterdim. Bir yerde de zaten Türkiye'de devlet çekiç halk örsün diyorsunuz. Evet.
Tabii, farklı yazılarda bu. Farklı yazılarda, farklı anlamlarda kullanıyorsunuz. Evet. İşte çekiç, devlet çekiçtir, olmuştuk çünkü işte bu darbeler tarihi bunu gösterir. Darbe dönemlerinde devlet çekişlemiştir. Bazen balyoz kullanmıştır. 27 Mayıs darbesi herhalde balyozu aşan bir şeydir yani. Başka bir şey kullanmıştır. Devlet Türkiye'de halkı dövmüştür yani. Bu da devletin resmi ideolojisinden ilerler. Halbuki Türkiye'de halk devlete tapar yani. Ama yine de dövmüştür. Evet. Ayrıca bu politik konuya girmişken ben yapabileceğimiz en iyi şeyin Türkiye'de devleti daha insanileştirmek olmuş. Kaldıramayacağımıza göre daha insanileştirmek. Törpülemek. Evet. Peki buradan devam edelim. İnsanileştirmek bir yandan da özgürleşmeyle ilişkisi kurulabilir belki bunun. Devletten biraz özgürleşmek. Sizce sosyal bilimler özgürleşmeye ne kadar katkıda bulunabilir? Bu konuda ne söyleyebilirsiniz? Evet, sosyal bilimlerin Türkiye'de çok eğriti bir konumu var. Çok eğriti. Fen bilimlerinde işte teknoloji için gidiyorsun, öğreniyorsun, makine yapıyorsun falan. Türkiye'de sosyal bilimler Türkiye'nin insanlarının Türkiye'den kopuşu anlamına geliyor. Yani insan sosyal bilim okuyarak annesine yabancılaşır, babasına yabancılaşır, kendi kültürüne, tarihine ve ne varsa, memlekete ait ne varsa yabancılaşır. Bunu bir paradoks olarak görüyorum. Ben de sosyal bilim okuyorum. İşte bu şeyi gördüğüm için belki biraz da ruhumu temizlemek için derslerimde iktidar teorilerine vurgu yapıyorum. İktidar kavramına vurgu yapıyorum ve sosyal bilimler bize dünyanın efendilerinin kimler olduklarını üretmesi gerekiyor. Efendilerimizi tanımamız ve ona göre yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu öğretebiliriz. Çünkü efendilerimiz derken dünyanın efendileri. Belki bunu öğretiriz. Bu da bir şey yani. Evet. Peki salondan soru var mı? Bir kişi, buyurun. Sera, Sera'ydı değil mi? Sera kızı. Sera, evet. Merhaba hocam. Hocam, bizi hep harflere benzetiyordunuz, hatırlarsınız. Beni küçük bir harfine benzettiniz. Kendinizi hangi harfe benzetiyorsunuz, merak ediyorum. Bunu sizin bulmanız lazım. Ben kendimi görmüyorum ki. Sizi görüyorum. Nietzsche'nin ünlü sözüdür. Kimse kendi köşesini göremez. Siz bir harfe benzeyeceksiniz. Ama ben harfe benzeyecek kadar biçimli değilim. Biraz amorfum ben. Hiçbir harfe benzemiyor olabilirim. Evet. Bir soru daha var. Hocam, doğum gününüzü sorabilir miyiz? Doğum gününün ya çarşamba, perşembe anlamında bilmiyorum. Hayır, tabii. Fakat 24 Şubat. Annem öyle söylüyor. Bu sözlü rivayetli, yazılı bir şey yoktur. Annem okuyup yazabilmediği için bilmiyorum. 24 Şubat yani. 24 Şubat'ta doğdum. Balık burcu. Yükseliniz? Efendim?
Yükseleniniz ne hocam? Yükselenim bilmiyorum. Yükselenimin de yılan balığı olduğu Çin planına Burada bir soru var. Bittiyse eğer. Ben mikrofona ihtiyaç duymadan da eğer sesim geliyorsa. Tamam. Tamam. Zahmetin hocam bir gün konuşurken, sohbet ederken şöyle bir şey söylemiştiniz. Gençlik yıllarında üniversitede okurken yapmak istediğimiz şeylerin çok olduğunu ama yıllar geçtikçe yapamadığımız şeylerin arttığını söylemiştiniz. Ben bu minvalde yıllar geçti ve pek çok şeyi yapamadık. Pişman olduğunuz içinizde kalan en önemli şey ne? Bunu merak ediyorum. Tabii herkes gibi benim hayatımda küçük, belki çok büyük yok ama küçük pişmanlıklar var yani. Bazıları güzel söylememez. Ama işte gençken şey yapıyordum. Yani gençken enerjin, mesela genç insanların ideolojik hareketlere daha çok girmesinin nedenlerinden biri bu yani. Gençsin, mesela Türkçe bir kelime var, delikanlı. Kanı deli olan kişi demek ve dolayısıyla yerinde duramaz durumdasın ve çok şey yapabileceğini, hatta dünyayı değiştireceğini, devrim yapabileceğini, reform yapabileceğini, aya gidebileceğini, olağanüstü şeyleri yapabileceğini düşünüyorsun. Kendini neredeyse tanrı gibi görüyorsun yani. Hayat, hayatın kendisi yaşadıkça sana bir tanrı olmadığını ve aslında bir zavallı olduğunu, çok az şeyi değiştirebileceğini öğretiyor yani. Sonunda şöyle diyorsun yani. Büyük şeylere değil, küçük şeylere talip olmalıyım. Küçük şeylere. Küçük şeylere. Şimdi öyle düşünüyorum. Küçük şeylere. Mesela eminim sen lisedeyken Brad Pitt olmak istiyorsun. Hala hocam. Ama olamayacaksın. Olmak isteyeceksin. Brad Pitt örneğidir yani. Ya da başka bir gün olabilir. Başka bir şey olabilir. Giderek enerjin tükenecek ve başka biri olmak istiyorsun. Yani başka biri, başka biri, başka biri. Sonunda başka bir hayat insana başka biri olamayacağını, aslında olması gerekenin kendisi olmak olduğunu öğretiyor. Ve sonunda babana benziyorsun. Annene benziyorsun. Başkası olmak istedin ama yine de kendin oluyorsun. Bu da birçok insanın, bizim gibi modernleşen ülkelerde rol modeller, batılı modeller olduğu için bu daha çok belirgin yaşanıyor. Evet, başka sorusu olan epey de süre doldu şimdi. Evet. Peki ben, evet dolmuş. Son bir soruyla o zaman bitireyim. Bütün insanlığa söylemek istediğiniz bir şey olsaydı, sizi bir kürsüye çıkarsalar ve buradan insanlığa konuşacaksınız deselerdi. Bütün insanlığa söyleyeceğiniz bir şey olsaydı, o şey ne olurdu? En zor soruyu en sona bıraktım. Zor ama sorunuzu eleştiriyorum Sayın Bayan. Sorunuzu eleştireceğim. İnsanlık diye bir şey yok. İnsanlık dediğim şey soyut bir kurgu ya. Yani. İnsanlık diye bir şey yok. Siz insanlığı gördünüz mü? İnsanlığa dokunabilir misiniz? İnsanlıkla konuşabilir misiniz? Konuşamazsınız. Çünkü yok. Geriye ne kalıyor? Geriye tek tek somut insanlar kalıyor. Sizi görüyorum şu anda, sizinle konuşuyorum. Siz insanlıktan çok daha reel ve gerçeksiniz. Ben size inanıyorum. İnsanlığa inananlar, sırf bu düşünce nedeniyle somut insanları katletmişlerdir. İnsanlık adına gerçek insanları katletmişlerdir. İdeolojilere de baktığınız zaman, bu insanlığa vurgu yapan insanlardan köşe bucak kaçacaksın.
ünlü sözdeki gibi. Russo demiş galiba. Tek tek insanları tanıdıkça insanları daha çok seversin demiş. Başka bir filozof, insanları tanıdıkça hayvanları daha çok seversin demiş. Şimdi ne demek bu? Somut insanlardan nefret edenler, somut insanlarla başları belada olanlar, insanlığı sevdiklerini söyleyerek yakayı kurtarmak isterler. Politika düzlemine baktığınız zaman tarihin bütün cellatları insanlığı kurtarmak adına insanları katletmişlerdir. İnsanlık fikri hocam tehlikeli. Evet, peki. Peki ben de bir kapatayım konuşmamı. Sen de benden sonra kapat istersen. Tamam. Hepinize çok teşekkür ederim. Öğrencilerimin çoğu burada zaten, birçoğu beni tanıyor. Tanımayanlarla da tanışmış olduk. Başka zamanda. Ben öğrencilerimi hep çok sevdim. Mezuniyet törenlerinde iki gözüm iki çeşme aradım. O kadar. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sorularınız için de teşekkür ederiz. Güzel katkılar oldu. Burada kapatalım o zaman. Hocalar, size katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki programlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.